Zencefilli çay yapalım. Zencefilli çay sütlü yapalım. çay yapacağız. Bu niçin önemli? Ramazan geliyor. Ramazanda susuzluğumuzu azaltacak olan çay. Hmm. Zencefil çayına Güzel. süt koyuyoruz. Aslında çok basit bir şey. Sabahları zencefil çayı yaparken, zencefili demlerken içine hmm. süt koyacaksınız. O zaman ne olacak? Sütlü zencefilli çay olacak. Ben doğru mu o yapıyorum? Evet. Zencefili aldım. Rendeleyecek miyim? Rendeliyelim. Şöyle kabuğuyla mı rendeleyim peki? Ee, yine kabuğunu biraz soyasak daha iyi olur. Peki bu zencefilli, sütlü çayı kimler yapsın? Ee, yani sabahleyin vakti olan herkes yapabilir. Çünkü Ramazan'da oruç tuttuğumuzda en büyük problemimiz susuzluk Hı -hı. maalesef. Çünkü yaza denk geliyor. Aslında Ramazan'ın yaza denk gelmesi çok iyi. Çünkü i̇yi göbeklerden ama. kurtulmak istiyorsanız tam zamanı yani Ramazan beyaz. Çünkü nasıl çocuklar birdenbire bir yazda boy uzuyorlar, evet. bizim hastalarımıza birdenbire bir yazda veriyorlar eski haline geliyorlar. Yaz Ama... zayıflamak için çok önemli. Bizim en çok hastamız o zaman gelir. Çünkü rahattırlar, hareket kabiliyetleri fazladır çünkü dışarısı sıcaktır, yürüyüşleri yapabilirler. Biz zaten onlara spor değil yürüyüş de önerdiğimiz için yazın bizim için çok önemli bir fırsat. Yazın. Yani Mustafa Karataş hocama da sorayım. Tutarsanız nasıl tutarsanız tutun. Hani orucu özendirmek anlamında yoksa zayıflamakla orucun hiç alakası yok. Hayır. Hiç ee, yok. Bizim... Maneviyat, duygu inanıyorsanız o aç kalmanın ha, e, şeyini yaşayan, aç olanı anlamak için yapılan çok özel bir şey. Evet. Yardımın Fakat yapıldığı bir, şey var. bir ay. Ramazan Ama vücudu, vücudu yenilenme olursa, değil mi? Yenilenme. Tabii, bir de vücutta i̇şte. bize en kıymetli hediye. Evet. Daha büyük bir hediyemiz mi var bize? Vücudumuzu tane oluyoruz Ramazan ayında. Yani sadece aç kalmıyoruz, açlığı öğrenmiyoruz. Orucumuzu zorladığımız hoca? için oruç çok faydalı ve ben bütün hastalığımdan teşekkür alıyorum çünkü en rahat tuttuğumuz oruçtu diyorlar. Çünkü ya. siz bize doğru beslenmeyi öğrettiniz. Doğru beslenen bir kişi çok rahat oruç tutabilir. Eee yani bu ara sütlü bir normal demliyoruz. Ha. O ee, zaman çok az suyla alabilir içilebilir miyim? Hemen vereyim. Ben sütü boşaltıyordum vallahi sütlü deyince. Ondan sonra sütü koyacağız. Yani He. birazcık zencefil çayından koyacağız. Çok fazla sus olmuyor. Evet. Durdurun. Yok yok koyun çünkü demlemek zorunda. Tamam. Tamam. Şimdi bu demlendikten sonra sadece içerken üçte bir kadar süt koyun içine.